Oğlum bak, şekilli şekilli konuşmayın lan bana. Oğlum sizi parayla mı gönderiyorlar lan? Tamam. Gel lan. Tamam. 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 Kule var. Kapalı çarşının orada kule var. Tamam. Oraya gelin lan. Ha, bir saat sonra. Bir saat sonra gelin lan. Bekliyorum. Tamam. Kapat. Kapat lan. Hocam bitti mi? Ya sen de bizi çekmiyorsun ama. Çok fazla gömmedim inşallah. En değerli aşağıda insanlar oturuyor. Orenburg şehri neymiş? Kendi hayatını risk ederek damga vurmuşlar. Rusya'da her şey mojna. Çok eski. Otelden çıktık. Ben hep böyle diyorum. Enteresan. Ulubaysa, Ulubaysa. Alabildiğine yemyeşil. Süper bir yer burası ya. Alabildiğine ufuk çizgisi görünmüyor baba. Çok güzel. Saçlarım da öyle. Konya'nın ovalarına mı benziyor? Yaylalarına benziyor. Bir baksana bir uçtan. Aksaki gibi yani. Uca. Orenburg ya, yolları daşlı. Geliyor Garagaçlı Emre. Çeker misin? Arabayı da çekeriz. Hangi arabayla? Ya, özel bir arabayla gidiyorsun değil mi? Bak bak. Bak bak. Ama arabada sen neyi görmedin? Gel. Bak şimdi arabada bir şey göstereceğim. Batman özel arabası. Batman karla Batman, gidiyorsun. Batman, bad boy. Batman karla gidiyoruz. Evet, bu şoförümüz Schumacher. Schumacher'ım. Çok güzel bir yolculuk yapıyoruz. Rusya'da kesinlikle karayollarını tercih etmeyin arkadaşlar. Biz de zorunluluktan yapıyoruz bunu ama ne demişler? Zevk almaya bakacaksın. Biz de öyle yapıyoruz. Bad Car'la herkesi solluyoruz. Yollar harbiden çok dandik buralarda çok ya. Dandik. Rusya'da abi en kralı acayip kesinlikle bir tren yolculuğu. Demir yollarını kullanın. Şiş molası bitti kardeşim, hadi gidelim. Orenburg şehrinden herkese selam arkadaşlar. Aman. Esiliyorduk ya lan. Genel olarak kaldığım otellerin hiçbirini çekmemeye özen gösteriyorum. Çünkü iş için geldiğimiz için yani normal segmentin üstündeki otellerde kalıyoruz. Bu da çok fazla size tavsiye edebileceğim bir şey değil. Bir bütçe içeriyor. Ve siz de buralara geldiğiniz zaman ekonomik yerlerde kalmanız sizin için daha iyi. Çünkü daha fazla ekonomi yaparak daha çok şey görmenize sebep olur yani. Bu sayede bunun artısını görürsünüz. O yüzden elimizden geldiğince şehirle ilgili bir şeyler çekiyoruz. Şehri gösteriyoruz. Şöyle Emre Bey'i biraz daha aydınlatayım. Bugün siyahlarda siyah beyaz. Siyah beyaz kombin yaz yaptı. Yaz tutmadığım için altta da beyaz var. Hiç unutma. Bak göster göster. Lütfen gösterir misin? Kombinle bugün oylama yapıyoruz. 1 ile 10 arasında not veriyoruz. Bekliyorum. Benim sana puanım 9 kanka. Modna bulan varsa Modna'yı bulan varsa yazsın altta. Değil mi? Söyleyeceğim, brandi ben söyleyeceğim. De bugün reklamı. Şöyle sen de beni çeker misin şöyle? Reklamları da yazar mısın? Şöyle. O da biraz aşağı, siyah. Biraz aşağı. Şöyle aşağı doğru. Evet. Bugün ben de siyahlardayım. Siyah giydim full. Ama ben de yaz tutmuyorum. Bugün şehirde çok fazla zamanımız yok. Dün akşam geldik zaten. Sabahleyin organizasyonumuz vardı. Onu bitirdik. Şu anda saat 3.30 civarı. Otelden çıktık. Gece de saat 12.30 gibi falan transferimiz var. Havalimanına gideceğiz. Buradan direkt Orenburg, Antalya. Yaz sezonu olduğu için direkt charter uçuşları var. Biz de direkt Antalya'ya geçeceğiz ama tabii öncesinde dinlenmeyi de aslında düşünüyoruz. 1-2 saat de olsa çıkıp böyle bir Orenburg şehri neymiş göreceğiz. Siz de göreceksiniz bizimle beraber. Taktikleri aldık. Şimdi şuradan aşağı doğru sallanacağız. İlginç bir şeyler görebildiğimiz kadar göreceğiz ki zaten çok fazla bir şey yokmuş. Ben hep böyle diyorum bak, beklentiyi yükseltmemek için. Çok fazla gösterecek bir şey Paris'te yokmuş değiliz diyorum. Tabii ya, o da bir gerçek yani. Amsterdam'da değiliz ama olsun. Küçük yerleri keşfetmek de güzel bir şey. Kesinlikle. Böyle yerler çok enteresan oluyor. Niye biliyor musun? İnsanlar tuhaf bakıyor ya. O güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Herkes gelmiyor sonuçta yani. Sıkça Türkiye'den gelen çok fazla ziyaretçi yok. Ya az önce biz ziyaret ettiğimiz için unikal nemeste yani. Nasıl desem yani. Very unique places in the Orenburg we're gonna occupy. You know, like Ottoman Empire. Şu meydandan aşağı doğru sallanacağız. Ve bu gördüğünüz trolleybus. Bunun adı trolleybus. Trolleybus Rus Sovyetler döneminden kalma. Çok kullanışlı bir transport. Burada fark ettiyseniz zaten bütün şehir tel hatlar üzerinde, yukarıdan böyle demir tel hatlar gidiyor.
İşte bu trolleybuslara elektrik veriyor. Elektrikli otobüs de diyebiliriz bunlara. Bunlar şehir içeri çok eski yalnız. Yani Sovyetler döneminden kalma bu bölgelere Rusya, Ukrayna veya Sovyet ülkelerine gideniniz varsa kesinlikle kesinlikle bunu görmüşsünüzdür. Çok popülerler. Tabii yeni otobüsler de koymuşlar. Normal işte dizelli, benzinli çalışan. Ama bunlardan da bir türlü vazgeçemiyorlar. Bu şehrin kurucusu, Orenburg şehrinin kurucusu Ivan Ivanovich Nepliyev. 1693-1773 yılları arasında yaşamış. Bu şehrin kurucusu olduğu için de buraya tam böyle bizim Antalya'daki Kapalı Çarşı gibi bir yer var burada. Bunların standart böyle yerleri. Buraya da heykelini dikmişler. Standart bu İngiliz saçları oluyordu ya, şöyle yanlardan kıvırdıkları filmlerde, korsan filmlerinde hani. Öyle bir tip heykeli. Enteresan! Enteresante! Çok fazla gömmedim inşallah ben bu şehri ya. Bak şimdi o kadar arabalarına salladık ama bahsetmiş olduğum modern otobüsler de bunlar. Bizdeki halk otobüsleri gibi işte. Bunlarda da var. Ama çoğunluk olarak diğer tip otobüsleri kullanıyorlar. Çünkü mevcut da var yani. Yerini söyle. Ney? Ha? Tamam. Orenburg'dayım lan. Gelin lan Orenburg. Bu Kapalı Çarşı var. Hemen yanında Saat Kulesi var. Saat Kulesi'nin altında bekliyorum sizi. Edinburgh değil lan. Edinburgh. Ne İskoçyası oğlum? Lan Rusya burası. Rusya. Orenburg. Sen bana yerini söyle bakayım. Ha? Bak kule de ötüyor. Yerini söyle. Tamam lan. Bekleyin lan. Bekleyin lan. Geliyorum. Bekle. Başkan bizim işte atalarımız buraya gelmiş. Ben soy ağacıma baktım E-Devlet'ten. Orenburg kökenliymiş biz. Gerçekten Orenburg kökenliyiz. Edinburgh mu? Orenburg. Orenburg. Edinburgh başkan. İskoçya'nın başkanı. Biz İskoçyalı değiliz yani. Biz öyle etek metek giymeyiz. Eteğe giyiririz. Meydanı dolandırırız. Tarihe ismini kazımış öğretmenlerin anısına yapmış oldukları bir yer burası. Bak böyle görmüş olduğun gibi bütün böyle duvara metal bunlara kazımışlar zaten bak şu şekilde. Üzerinde isimleri yazıyor öğretmenlerin. Baş öğretmen gibi bir şey ya. Bunlar çok değerli böyle sağlam öğretmenlerinin anısına yapmışlar burayı. Yanına da böyle başına da bu şekilde bir heykel koymuşlar. Ya değişik olmuş, güzel olmuş. Ben beğendim. Beğendin mi Emre? Çok beğendim ya. Çok beğendim. Yılın tapisleri hep merak etmişim. Sen de aslında bir öğretmensin. Aynen ben de öğretmenim. Senin de öğretmenler adama... günün kutlu olsun kardeşim. Teşekkürler. Beni de oraya inşallah bir gün Rus dili ve edebiyat öğretmeni kendisi. Rusçayı Emre Bey'den çok seviyorum. Hocam benim iyi bilir. Reyhan hocama selamlar. O çok iyi biliyor. Bizi izliyor mudur Reyhan hoca? Reyhan hocaya buradan Reyhan çok selam. Şu an Antalya'da. Antalya'da mı? Evet, bölüm açtı. Rus edebiyatı bölümü açtı. Hayır. Akdeniz Üniversitesi. Evet, Akdeniz Üniversitesi. Ciddi olamazsın. Açtı. Herkesi bilmiyorum oraya tavsiye ediyorum yani. Kesinlikle gidin. Yani Akdeniz Üniversitesi'ne gidin, okuyun diyorsun. Aynen. Rus edebiyatı bölümü çok önemli çünkü Rusya geniş bir tarihe sahip. Klasik edebiyatı nasıl biliyorsun kesinlikle değil mi? Yani Lebiderya, Pushkin, işte klasisizm, ondan sonra ne? Klasisizm. Klasisizm. Romantizm.
farklı farklı akmeizm gibi şeyler, simbolizm, böyle şeyler, akımlar falan çıkıyor böyle. Adamlar edebiyat tarihine damga vurmuşlar ya. Bence Ruslar edebiyat tarihine damga vurmuşlar. Kesinlikle katılıyorum. Kütüphaneler mesela, biblioteka dedi ya, buradaki en büyük bibliotek var dedi. Kesinlikle. Burada bir de kocaman, oraya gidemeyiz artık da, havalimanından gelirken gördük. Burada kocaman bir ansiklopedi binası yapmışlar. Devasa bir şey. İçerisinde bu bölgenin, tabii ki bu bölgenin hepsini barındıramazlar, en değerli kitaplarını koymuşlar. Orada saklıyorlar. Aynı zamanda da gidip okuyabiliyorsun, bakabiliyorsun. Normal kütüphane gibi de kullanıyorlar bu şekilde. Ama gerçekten de senin de dediğin gibi inanılmaz bir şekilde tarihlerine çok sadıklar, çok sahip çıkıyorlar. Buradaki arkadaki arkadaşın adı Çikalov. Burada niye onun heykelini dikmişler? Çikalov Orenburglu bu arkadaş. Burada pilotluk okulunu bitirmiş. Sonrasında da bu mühendislerin yapmış olduğu o ilk uçakları kendi hayatını risk ederek denemiş. Yani deneme pilotu olarak geçiyor. Buralı olduğu için de bunun anısına buraya heykelini dikmişler ve açıklamasında da yazıyor, devletin koruması altındadır diye. Buna herhangi bir işte atıyorum bir grafiti falan herhangi bir şey yapmak yani devlet suçu oluyor. Böyle yani. Rusya'nın her şehrinde, neredeyse her şehrinde bir nehir var. Ama buradaki nehir biraz daha eğlenceli gibi, baksana. Herkes giriyor. Ta ortalara kadar da yüzmüşler. Büyük ihtimal, aynen büyük ihtimal derinliği buradan anlaşıldığı gibi çok fazla derin değil. Tabii benim güneş falan var, sadece girmeyen de var mesela. Tabii canım. Ama bu, bak bu güneşte de var ya. Ya yanıyoruz ya. Şey yapar abi, biliyor musun? Kararır ya. Yani. Yazmıyor bir şey. Evet, Pushkin. Uzaktan tanıyoruz kankamızı ya. Alexander Pushkin. Rus edebiyatına, Rus literatürüne adını altın harflerle yazdırmış birisi. Biliyorsunuzdur. Kendisi 38 yaşında bir düello sonucu bir kadın uğruna, Natalie'nin yüzünden, Natasha'nın yüzünden yazık oldu. Bugün görüntü çekerken zaten şarjım bitmişti. Şu anda havalimanındayım. Burada çok ilginç bir görüntü var. Küçücük havalimanı bu arada. Bak aşağıda insanlar oturuyor. Karşıda da şurada televizyon var. Televizyon izliyorlar. Sinema keyfi direkt yani. Çok ilk defa görüyorum. Çok enteresan bir yer burası. Orenburg Havalimanı. Girerken de zaten bin bir türlü kontrolden geçirdiler bizi. Güzel bir yer idi Orenburg. Güzel şeyler gördük. Taksiyle gece gelirken havalimanına görmediğimiz birçok şey olduğunu da görmüş oldum bu şekilde. Daha uzun bir zamanda gelip tekrar görmeyi tabii ki isterim. Elimizden geldiğince görebildiğimiz kadar şeyler çektik burada. Emre Bey, beğendin mi Orenburg'u? Süper. Özellikle bu havalimanı var ya, insanların mükemmel her yer. Sinema herkes keyifli. Aynı yere bakıyor. Ne oluyoruz ya dedim. Baksana. Değil mi? Mükemmel ya. Sinema alanı gibi ya. Bak. Gördüğüm en ilginç havalimanlarından biri. Küçücük ya. Minnacık. Neler yaşadığımızı anlattın mı peki? Yok, onları anlatmadım. Vallahi inanılmaz şeyler yaşadım ya. Adamın şey pasaport numarasını yanlış yazmışlar. Bir saat onunla uğraştık. Şakşak turizmin. Almanya'da olsaydı ne olurdu? Yok, olmaz. Rusya burası. Burada çözersin. Paketlerlerde. Aynen. Rusya'da her şey mojna. Biliyorsun. Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Vedalaşalım değil mi? Evet. Orenburg yolculuğun sonuna geldi. Hatta Rusya'nın Rusya turnesinin son istasyonu Orenburg'dan. Herkese selamlar. Sevgiler. Son dakikalarımızı yaşıyoruz biz de Orenburg'da. Aynen. Biraz sonra Antalya'ya uçacağız inşallah. Ailemize, toprağımıza kavuşacağız. Toprağa uçan birinci. Çok çok altın sıra. Ülkemizin taşı toprağı. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like koyup aşağı yorumlarınızı bizimle paylaşın. Biz de sizin düşüncelerinize göre bir sonraki videolarımızı biçimlendirelim, şekillendirelim değil mi? Kesinlikle. Bekliyoruz. Stay tuned please. Takip edin. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala da abone değilseniz oradan abone olup tabii ki butona da basın, evet, bildirimler gelsin. Yanlışlıkla girerseniz de hemen oradan bir abone olun yani. Abone olmak o kadar zor değil. Bence de zor değil. Ama bildirimleri de açsınlar ki böyle video geldiği zaman. Aynen. Bang! Sabah anında 07.015. Yok sabahları atmıyorum. 07.15'te şayet video gelirse Uğur Taş kesin güzel bir video almış. Genelde akşam 7 civarları atıyorum. 6, 7, 8 o aralar. O sularda. Aynen. Biliyorum ne zaman atacağını. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.